Sıcak sıcak. Arkadaşlar ben okula gitmeyi düşünmüyorum artık. Çok sıcak. Bu ne, ben paçalarımı falan sıvayıp öyle oturdum. Bir sürü yelpaze yaptık. Olmuyor yani, çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Herkese merhaba. Ne oldu? Geç kaldın lan bu sefer. Herkese merhaba. Açık Mutfak'ın yeni bölümü. Ooo, Açık Mutfak mı? İlk Açık Mutfak olmayan videom. Farkında mıyız? Oha, gel buraya. Şaka şaka gel. Lan şaka gel. Gelmeyeceğim. Vallahi gel lan, şaka yapma, gel. Gelmeyeceğim. Ne olur in lütfen. Lütfen. Oğlum bu kanal sahibi benim, hadi çak. İnci kalk git bence. Hayır, gel buraya. Güveniyorum, hazır mıyız? Bravo be. O zaman Açık Mutfak diye isim geliyor. Ne oluyor ya? Sen açsana hadi bu videoyu. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir... Merhaba. Böyle değil. Daha böyle. Daha soft. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni... Ben Tansa Atürk. Alakasız bir isim geldi aklıma. Açık Kargo. Kargo açılışı. Evet. Kargo açık. Seninle sürekli bir açılış evet. Var zaten. Buradan da lahmacuncu açılışçımız şeyimiz var. Vallahi mi? Şaka yapamıyorum sıcaktan. Kargo açılışı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Daha inanarak bak. Arkadaşlar ne diyeceğiz? Bunda bir adı yok ki hakikaten. Kargo açılış videosu. Herkese merhaba. Bu hafta da her hafta olduğu gibi yeni bir içerikte karşınızdayız. Evet. Çekmesek mi? Herkese merhabalar. Ben Emre. Ben İnce. Aferin lan. Adını biliyorsun. Yepyeni bir içerikle bu hafta da her hafta olduğu gibi karşınızdayız. Aslında biz bu kargo açılış serisini Tuğba ile düşünmüştük. Sonra İnci Açık Mutfak'la birlikte yükselen trendini her geçen hafta aslında biraz daha arttıra Tuğba'dan daha ünlü bir hale geldiği için İnci'yi tercih ettik. Bence Tuğba'ya verdiğin hediyeden dolayı gelmiyor. Olabilir ya, o da olabilir. Bıyık, çorap verdin kıza. Bıyıklı Emre Aslan çorabıydı o. Bence kızcağız psikoloğa gidiyormuş. Psikoloğa da ya ben olsam ben de gelmezdim açıkçası. Ben Açık Mutfak'a bile gelmeyebilirdim yani. Şaka yaptım. Nasıl kovuluyordu az önce? Hadi şimdi ne yapacağız biliyor musun bugün? Ne yapabiliriz sence? Ne yapabiliriz ki? Ya ben böyle girdim yine internetten böyle alışveriş sitelerine. Aklıma gelen, gördüğümü aldım. Gerekli mi, gereksiz mi? Bunları oylayacağız. Gereksiz. Hiçbirini sence beğenmeyecek misin? Beğenirim de gerekli olmaz yani. Bence bir tane, en azından bir tane gerekli var. Arkadaşlar bana bu videoda Açık Mutfak önlüğü almadıysa ben Açık Mutfağı bırakıyorum. Haberiniz olsun. Öyle fevri kararlar verme. Emre yiyecek bir şey var mı içinde? Yok. O zaman gereksiz. Ya baba ya. Baba ya mı? Ersin Korkut'a dönüştüm abi. Ya bu ne yok? Neyle başlayalım? Bence bununla başlayalım. Mavi olsun. O ne? Ne bu acaba ya? Şikeri yok, açacaksın. Dur ya. Ne aldığımı var ya hiç hatırlamıyorum. Kağıt gibi bir şey var bunda. E hadi aç da. Bu ne ki? Bunu açsana. Ha. Hadi ondan başlayalım. Bundan. Evet. Ne yaptın? Tuğba nasıl açıyordu burada? Bence böyle... Hadi. Yani çok merak ediyorum ben. Sabun almış gibiyim ama. ASMR videosu gibi. Ne yaptın? ASMR yaptım. ASMR'cilerden de özür dileyeceğiz. Aa bak bu çok güzel olur. Çocuğum oyun oynuyor burada. Hadi o zaman. Bitmiyor kutu. Sence ne bu? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten sabun falan. Samun mu? Sabun falan. Aa vallahi samun çok güzel. Mis gibi kokuyor samun. Kupa. Aa. Küçük bir kupa. Üstünde bak ne yazıyor. Aşkım bir şey soracağım. Ben mi Beşiktaş mı? Uyu artık diyor diğerde. Bence çok iyi. Favori kupam bu. Bir de Beşiktaş adına Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra alabileceğimiz tek kupa buydu. Bence güzel mi? Komik güzel.
Ya beklediğimden iyi gidiyoruz şu an. İşe yarar mı İnci? Yani kupa, ben kupa çok severim. Arkadaşlar benim kupa takıntım var. Çok geçmiş olsun. Kupa ama Fenerbahçelisin ya, ondandır herhalde. Ooo! Oho! Baba! Sen Aziz Yıldırım'ın adamısın. Gerçekten. Ben konuştum Ayın. Ben konuştum aslında abi. Ben konuştum. Bu Aziz Yıldırım taklidi. Bu mu? Aziz Sancar. Nobel ödülü için teşekkür ederim. Tamam, gerekli miydi, gereksiz miydi? Bence onun üzerinden puanlayalım. Hayır, niye böyle bir şey ya? Gerekli. Tamam, gereksiz. Tamam, onun üstünden puanlayalım. Kaç? Tamam, gerçekten onun üstünden. 2 mi? Yok ya, 7 var. 7 mi? Evet. Lan 7 ise nasıl gereksiz? Tamam, gerekli, hadi gerekli ya. Gerekli. Bence gereksiz. Bak, Tuba'yı manipüle edemiyordum. Böyle yapıyordu. Evet evet, çok iyi, bence gereksiz diyordu finalinde yine ama seni aldım. Ama bak, kupa aldım. Kupa. Kupa. Ben kupa çok severim. Kırmızı çizgi. Gerçekten mi? Gerçekten. Tamam. Bu neymiş? Hadi bunu da sen aç. Aç 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 aç. Ne almışım kendime? Kitap ne almışım? Kitap mı aldın? Aa, kitap almışım. Ne gülüyorsun lan? Çok gerekli bir kitap bence bu. Sana. Oğlum bir dakika, niye? He. Bize mi aldın? Hangi okuyabiliyor? Çok komik. Resimlerine bakıyorum sadece. Aşkın metafiziği. Bu çok gerekli bak. Arkadaşlar burada kadınların aslında bu hayatta ne istediğini ufakça anlatmış adam kısaca. Ben de bir okuyacağım bakalım. Hadi 15. sayfadan bir cümle okusana bize. 15. sayfadan sana bir cümle okuyorum şimdi, hazır mısın? Kadınların ne istediğini adam niye yazıyor Emre? Çok güzel. Ne bileyim, bir kadın istediğin daha yazsa iyi değil mi yani? Daha iyi olmaz mıydı? Hangi kadının bugüne kadar doğru söylediğini gördün? Doğru. Doğru. Ya, ne? Anladın mı? Anne. Anne böyle yaptı. Ne? Ben bu arada aşırı terledim. Parlıyor olabilirim. Sivilcem nasıl? Bu arada süper. Hangi Cem? Bir başyapıt. Hangi Cem mi? Evet. Sivilcem şakası gibi bir şey miydi? 11. Sivilcem. Ne alaka ya? Sivilce, askerice. Ah. Bunu şakalar. İlk defa duydum. 11 bölümde açık mutfak yaptık. Komedyen getirdik bir sürü buraya. Hiç mi gelişmediniz ya? Ne kadar ayıp. Sevgililer, gerçek anlamda birleşmeyi ve bir varlığa can vermeyi arzulayarak hayatlarının geri kalanını bu şekilde yaşamayı ister. İster. İster demişken Tarık İster'e de selamlar buradan. Çok beğeniyorum şarkılarını. Evet, devam. Sen ne yere atıyorsun burası? Öyle bir şey park oldu. Park mı, bahçe mi burası ya? Her videoda böyle bir atıyorlar ya. Bir tane şey var ya, tabelden böyle şeyi çıkarıyorlar, sonra soru gözüküyor. Google soru. Google. Bunu anlamaya çalışıyorum. Bir dakika, anlatayım. Google'daki arama şeyi var ya, arama yeri var ya. Hiç rastlamadın mı böyle bir videoya? Google'daki arama yerine daha önce rastladım. Hayır. YouTube'dasın, girdin. Ünlülere şey yapıyorlar ya, tabelaya Google'daki arama yerini şey yapıyorlar. Yazıyorlar. Kağıt böyle zırr çekiyor. Evet, İbrahim Selim'de mi vardı? Bilmiyorum. İbrahim Selim'de ben İbrahim, görmedim. İbrahim Tatlıses'te mi vardı? İşte ne diyordum ben? Ha, orada da böyle. Biz de tam orada onu sorguluyoruz. Ne diyorsun orada sen? Orada kağıtları çekip atıyorlar falan filan. O yüzden ben de öyle bir atısım geldi. Bıyıklarım terledi. Bıyık mı bıraksam? Bırak bence. Peki, kimya sınavından kaç aldın? 71 aldım arkadaşlar! Arkadaşlar, sınıfın en yükseğini almışım. Ne diyoruz buna? Aferin deriz, ne diyeceğiz? Bize ne? Arkadaşlarına tiramisu yapacağım deriz. Hayır, tiramisu muydu? Evet. Tiramisuydu. Ne öksürüyor bu kız? Ben bayağıdır tutuyorum şu an, son şu videonun başından beri. Bir durunca öksüreceğim yani bol bol. Oha. Çok sıcak. Hadi devam edelim kargolarımıza. Bu arada 777 70 üstü alırsam falan bir şey demiştim videoda. Evet, galiba tuttu. Oldu. 777 7,5 milyon dolar istiyorum. Hemen. Bu gereksiz işte. Gereksiz. Bunu açalım mı? Tamam, açalım. Yastık mı? Senin kafan mı? Ya yani bence gereksiz. Gerekli bir ürün. Ay. Bıyıklı zamanlarından kalma. Bıyık mı bıraksam dedim, bıraktım. 7 7 7 oldu yine. Oha. Arkadaşlar nasıl? Bence çok güzel.
Bıyıklı bir ben. Ama iki tanesi var. Bak şöyle, şöyle olsa sanki daha iyi, evet, değil mi? Evet, bravo. Videoda bundan sonra böyle devam edeceğiz. İki Emre ile. Değil mi? Bir ben var benden içeri. Gözümde de böyle şey kalmış. Kargonun kağıdı kalmış. Öksürme artık! Lan iyi yastık ya bence. Vallahi. Bu bende ya. Canlı yayınlarda falan bu benim işimi görür. Ben onun üzerinden bir bile vermek istemiyorum. Şaka yapıyorsun. Gereksiz diyor. Şaka yapıyorsun. Birazcık temas et. Biraz temas et. Gereksiz. Aa, yumuşakmış ha. İyi değil mi oğlum? Evet. Birlikte değil yani. Saçmalama. Hemen ikna olma. Ya karışmayın. Bence çok iyi. Gerekli mi gereksiz mi? Gereksiz. Puanla. Hadi iki vereyim. Nasıl iki ya? Lan küpen var. Küpen bak kulağım. Bıyık var burada. Ay bıyığı olsun. Sıfır falan. İki hadi. Kaç puan şimdi bu? Bir. Bir mi gerçekten? Bir. Herkes bir mi? Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tamam, sekiz puan aldı bu. Herkes birer puan verdiyse toplam. Bence çok gerekli. Siz arkadaşlar yorumlara tek tek belirtin. Dakikayı yazın. Deyin ki gerekliydi, gereksiz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Bence bu. Bu çok küçük. Ben o ne? Çıkacağım, çok merak ettim. Hadi aç bakalım. Ne çıkacak acaba? Ne oldu ne oldu öyle? Bakayım. Boş mu bu? Nasıl başla? Vallahi ne? Aa! Gerçekten mi? Oha! Emre hıyar da çıkabilirdi. Nasıl boş lan? Dolandırıldım galiba. Bilmiyorum bu niye boş? Arkadaşlar dolandırıldık! Boşla bu ne bilmiyorum ya. Nasıl oldu bu bilmiyorum. Ama bunu ben almadım. Hediye mi geldi? O bu... kim? Oğlunu tanımıyor musun? Hiç ilgim yok. Şöyle evrim geçirmiş yani. Bu çok güzel hareketler çıkışında güzel bir kardeşim. Senden tatlı olmasın. Çok tatlı bir kardeşimiz hediye etti. Aynı zamanda yanında bu ve bu da var. Çok iyi değil mi? Arjenem mi? Arjenem moment. Hepiniz hoş geldiniz. Bunlar sence gerekli mi gereksiz mi? Yani gerekliliği tartışılır. Sen hiçbir şeyden anlamıyorsun. Biri gereksiz. Bunu nerede kullanacaksın mesela? Ya biri gereksiz diyor ya. Allah. Ama hangisini biliyorsun ya? Ben biliyorum merak etme. Bu neymiş? Hadi ben açıyorum bunu. Aç. En sevdiğim ürün. Çorap mı? Hayır. Hazır mısınız? Kesinlikle gerekliliği tartışılmaz bile bir şey. Vites topuzuna giydiriyorsun. Oha bu çok iyiymiş. Tamam. İnanılmaz gerekiyor. Bence çok iyi. Bu gerçekten güzelmiş. Ne bakıyorsun baba? Vites topuzum üşüsün mü ya? Senin arabanın vites topusu o kadar değil ki. Olsun katlarız buradan. Terziye yollasam ya şunu. Çok aşırı tatlı. Lan biraz şey olsa sana olur evet. Ha. Bunu evet 5 verebiliriz. 7 ya. Bence. 7. Bizim şey neydi? Bu gece uyumamışam. Bu gece. Benim seni düşündüğüm kadar düşünün. Şimdi evet. O ne? Hadi aç. Bu da güzel. Bu ne be? Güzel. Bu ne? Bu ne biliyor musun? Saklama kabı. Ha. Hayır. Ne bu? Oturttun. Ay pipeti de göndermiş. Pipeti de buradan koydun. Bir şey içerken bir şey yiyorsun. Evet. Baya güzel bu arada. Harika bir bunu şey yapıyorlardı. Evet. Çok iyi değil mi? Bu gerekli olabilir. Hayatında kaç kere kullanacaksın onu? Hiç. Şimdi gerekli mi ince? Sence? Gerekli gerekli. Bu gerekli ben bunu sevdim. Ben severim böyle şeyleri. Tamam o zaman inceye hediye et onu. Al. Bundan sonra senin olsun bu. Baba bu var ya tam senlik bir şey. Senin göbek böyle yapıyor. Oturtacağım buraya göbeği böyle. Ben göbeği tabağa oturtturuyorum. Ona gerek yok. Sen göbeğe sofra mı kuruyorsun? Bu videoda da bir şey kazanmış bulundum. Bence çok. Hayır bunu Ege seviyorsa Ege'ye hediye ederiz. Tamam ben veririm Ege'ye. Tamam dur ben de. Ben veririm Ege'ye. Tamam kaç puan? 3 6 O zaman hadi ver bakalım. Sen kendi başına bakalım. Evet.
Her şey yapılabilir bir beyaz kağıt. Yok olmadı. Rengi çok güzel değil mi? Sıradaki... Aa, he, gerçek RGN moment. Tişört. Ama... Bak. Aa, buna şey değil mi? Cici kızlar. Evet de niye cici kızın tişörtünü yaptı? Gündür nedir mi? Ya he, yok olacak o kadar. Cenan Arif ben zili çalarken. He. Kız ruleti. Su içsene, insanlar öyle yapıyor öksürdüğünde. Öyle mi? Evet, nasıl tişört? Cenan ben Arif'in baskılı baskısı güzel. Olan. Güzel güzel, fena değil bu. Rengi niye kahve? Bu kahve değil ya, bordo değil mi? Kahve mi bu? Güzel tişört. Bence kız ruleti adına hatıra kalabilecek. Yıllar sonra bu neymiş ya diye baktığımız, bak fotoğraf da burada. Bence tatlı. Evet, evet, düşünce güzel. Güzel. Puanlayalım. 6. Düşünce güzel deyip 6 verdi ya. Ya notum kıt diyorum sana. Anne sen ne diyorsun annem? Rengini sevmediğim için 5 diyorum. İnsan annesine de güvenir. Ben de 6 diyorum. Bak gel bir tane vurayım, öksürük geçiyor. Hazır. Hocam sen ne? 8 mi? Ben bayağı beğendim yani. Tamam, okey. Not olarak değil, böyle tebrik etme. Ne yapıyorsun? Annene atılır mı o ya? Ortaya attım. Tamam, babama doğru atın. Önce şunu açayım mı ben? Çok tamam. Çok heveslendim çünkü bunun ne olduğunu biliyorum. İşte bana hediye aldın. Aaaa! Sakin. O kadar batık açıldım. Boş mu? Şaka mısınız? Bu ne abi? Açarsan göreceğiz. Boş değil. Değil ya. Bu yemiş ne? Erzurum mu? Hayır. Michael Jordan. 23 Elazığ. Çok güzel değil mi ama? Ay gerçekten. Kapının üstüne yapıştırabiliriz. Sen o da kapının üstüne. Ne kadar anlamsız olur ama yaparız. ASMR. Çok kötü oldu. Bu 9 bence. 9 bence. Değil mi? Şu ana kadarki en iyisi buydu yani. Acaba sen seni bilirsin. Bak aklını ağzına Allah taktım. Allah kahretmesin. Al bunu sen aç. Yoruldum lan, her şeyi ben açıyorum. Makası alabilir miyim? Ama yine değil herhalde. Tuba olsaydı şu an ağzıyla falan açıyordu. Radyo mu? Ne bu? Hayır. Ne biliyor musunuz? Aa. Bu gitar amfisi şeklinde bir... Anahtar. Evet. Çok güzel. Bak şimdi. Şeyi nerede? Anahtarı ha, içinde beraber mi? Gelmiyor herhalde. Hayır hayır. Nasıl ya? Ben ev araba yollayacaklar sanırım. Böyle. Ha, şöyle. Ne o ya? Bak şimdi git, işte sanat severlere o yüzden teşekkür ediyorlar, anladın mı? Şimdi bu bir anahtarlık, tamam mı arkadaşlar? Bak. Bu fişek gibi, ne o ya? Jack girişi bu. Ya, gitar tamam, jack gitarlarda tamam. Jack kabloların böyle evet, girdiği evet, şey var ya. Evet, tamam. Buna şimdi anahtarını taktın, bunu da duvara astın. Evet. Eve geldin. Bitti bu kadar. Anahtarlık. Ses vermiyor mu? Ne sesi verecek ya? Hoş geldin mi diyecek? Ne çalıyor eve gelince? Kore Avcı hoş geldin. Akustik. Yankılı. Böyle şeylere taktım. Yankılı. Opsiyonel. Böyle yorumlarda insanlar evet. Öyle yazıyor ya. Evet. Bence çok iyi ürün. Bence de. İyi de sende 4 tane anahtar mı var? Evin anahtarı, arabanın anahtarı, sol anahtarı. Bu 10. Değil mi? 10. Bu 10. İşte. Cep gerekli. Bak, evet. Çok da güzel. Pansiyon işletseydin. Misafirlerin şeylerini asardın oraya. Oda şeylerini, anahtarını. Aa bak o da güzel bir şey. Buradan pansiyoncuları sesleniyor. bence çok iyi bir ürün. Mesela bu bunu Tarık hocama hediye edebilirim. Tarık ister. Adam müzisyen adam, çok mutlu olur bence. Benim annem de. Senin annen bir duayen. Ona başka bir hediye bulmak lazım. Biz onunla konuşalım. Bir bulamadı. Ben sanatseverleri evet. Seviyorum. İşte kameraya bak. Oğlum sen ne saldırıyorsun ha sağa sola. Sen bir anda ağlamaya başlasan ya. Ama ciddi bir şey almıyor ki. Oturuyoruz öyle karşısında. Ya ne alacağım baba sana burada bakır. Söylemediğin şey kalmadı. Bir önce kargo videosunu açın, izleyin. Abone olup like de atın. Adama İskender tabağı aldık. Bakır Antep'ten getirttik. Haftalar sürdü bilmem ne. Geldi diyor ki içi boş bunun.
Ya diyorum ki İskender yaparız diye aldık. E o zaman salça alsaydın diyor. Benim hakkımda detay. Dikkat kırılır. Aa, incinin kalbi var içinde. Çok eğlenceli değil mi? Birazdan evi size süpürteceğim. Onu yapmasaydın keşke. Çünkü havada kırıldı. Annem bak böyle izledi. Nasıl inanayım yine sana tutamadığın o sözler aklımda. Anne, babam gözüküyor. Baba bir el salla bakayım. Benim görünmediğim yer olabilir. Elinde de peçete halay çekiyor gibisin ya. Nasıl? Bu çok güzel arkadaşlar. Değil ben mi? Buna Zeren 100 falan. Gerçekten mi? Çok güzel olmuş gerçekten. Kaç puan? 10 puan. 100. 100 mü? 100 diye bir şey ben yok. Ben uçtun ha İnci. 10. 5. 10. Ya 5 diyor ya. 5. Aksesuar. Bu hayatta her şey yani elektrikli süpürge falan değil. Ne yapıyorsun lan? Tövbe estağfurullah. Aa, dirseğe mi vurdun? Bu arada bütün doktorlar bana mesaj atmış. Parmağın iyi mi? Kesildi ya. Mükemmel. Bütün öğretmenler ve doktorlar bana mesaj atıyor. Bu çatır çutur ses bundan gelmiyor. Belimden geldi. Böyle oldu. Evet. Son ürün. Bıçak kesmiyor. Ulan sen var ya az çakal değilsin. Al şu 50 lirayı. Aç artık. Aç ulan. Dur. Ver. Oo, bana bırak. Hayır. Bırak bana. Allah belanı versin. Aç artık şunu sıcak bastı. Aa çok güzel ürün. Yürü neymiş merak ettim. Allah aşkına hadi. Bir şeyler anlat İnci. 2 lira 71 almış olmam. Ya yani ben çok mutluyum arkadaşlar. Sınıfın en yüksek notunu almışım. Help. Aha. 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 Aşık mutfağın yıldızı İnci Onay Forbes'e. Hatta al hadi sen çek. Ama dur kameraya göster öyle çek. Arkadaşım. Ay çok güzel. Emre sen de tut desteğin var. He? 100 bin plaketimizden bir tane de ben İnci'ye yaptırmak istedim. Ya çok Açık güzelmiş. Mutfağın yıldızı İnci. Çok ince çünkü. Evet. Çak gel önce çak. Hadi sarılalım şimdi. Teşekkür ederim. Canım. Hiç beklemediğim bir hareket değil Emre. Ya bırak sende haberin var videonun başından beri İnci'ye bir şey yok mu? İnci'ye bir şey yok mu? Bir tek İnci'ye bir şey var mı? İnci kaybeden olmuş lan. Ne alaka ya? Senaryo yazıyorum işte. Ya ama bu kadar kör göze parmak İnci anladı zaten bir şey çıkacağını. İnci'ye bir şey yok mu İnci'ye? İnci'ye. Bak ne güzel durum. Evet bak. Yeni kişiliğim de bu. Hayır şöyle yani güzel bir hatıra kalsın. Tabii hani yorumlarda artık zaten bunu çok aşikar. 1000 yorum geliyorsa 800'ü seni övüyor. O yaş grubunun Justin Bieber'ı oldun. Bu önlenemez yükselişin. Justin Bieber erkek. Ne? Allah'ım. Çok beğendim ben bunu arkadaşlar. Sizlerin de emeğiniz çok bu arada. Teşekkür ederiz. Hayır, dur ne olur dur ya. Kalanlar gideni gönlünde taşır. Yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız. En güzelini de şöyle koyalım. Şöyle bir tane poz verelim hadi. Nereye bakıyoruz? Hah, şu kamera. Anneme mi bu kamera? Hayır oğlum bu kameraya annene niye bakalım ya? Hadi. Aa yine bir açık mutfağın sonuna geldik ay, diyordum ya. Alışkanlığa bak. Açık mutfak özlendim ben. Dostlar selamlar merhabalar. Ben Evliya dedeniz. Hatırladınız mı? En yakın zamanda açık mutfaktayız. Emre Aslan'ın mutfağındayız. Ne pişireceğiz onu düşünelim ama Emre. Ben çok tedirginim. Baktım yeşimle çiğ köfte yapmışsınız. Vallahi ne güzel. Biz ne pişireceğiz kardeşim ya? Ha? Arkadaşlar ben o 14 Şubat videosundan beri tiramisu istiyorum. Olmuyor. Bana TikTok'ta ne editleri yapılabiliyor musun? Ne editleri? Arkadaş grubunda istediği olmayan kişi. Ay yazık. Bak yazık. Kırık kalpli İnce. Bak ben var ya. Ben biletimi alıp gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Hiç etkilenmedim. Bak tüylerim diken diken falan da olmadı. Evliya ile daha böyle yöresel bir şey. Elmacık kemikleri biraz onun
çıkık diye şey demişler. Elmalı turta yapın gibi şeyler söylemişler ama arkadaşlar siz karar verin. Evliya ile Açık Mutfak'ta ne yapalım? Yorumlara yazın. Vallahi ne olur hadi kapatalım videoyu artık. Kapatmayın. Niye? Biz çok eğleniyoruz. Evet. Tamam daha oturalım o zaman. Ama daha buradan McDonald's'a gideceğiz. Bir doğum günü var. Oraya da eğlendireceğiz. Palyaço olarak mı? Hayır hamburger olarak. Bir videonun daha sonra... Yüzün nasıldı ben girerken? Sonra kesmek zorunda kalmayacağım değil mi? Böyle bakıyorsun. Yok yok. Hadi 3, 2... Bir videonun daha sonuna geldik. İnce'cim çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Kargolarımız... Bu hediye için de teşekkür ederim. Rica ederim. O hediye değil aslında hak edilmiş bir şey. O yüzden öyle bakmak lazım. O bir ödül. O bir şey. Ne lan o? Cemil olabilir mi? Cemil. Gerekli miydi bunlar? Geneli gerekli ürünlerdi bu sefer değil mi? Evet genel. Bence bu video daha güzel olmuş yani. Bu aldığın kargolar. Plaka güzel. Nazar değdi. Yapmasan olmazdı. Bir de bu var ya. Nazar değdi. Ben bardak kırıyorum. Sakar bilmem ne salak elini konuş. Annem kırıyor. Ay göz var. Nazar değdi. Bir de bu yani şimdi. Sen düşürdüğün için düştü o. Nazar yok. Evet bu nazar gerçekten nazar değil. Nazar değdi. Nazar değdi. Bir sonraki videoda görüşmek görüşürüz. Üzere. Görüşürüz. Bir sonraki video Açık Mutfak olacak muhtemelen. Orada artık görüşürüz. Değil mi? O sırada siz ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Beğeni atıyorsunuz. Yorum atıyorsunuz. Destek atıyorsunuz. Hadi artık. Lütfen arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.